Selamünaleyküm arkadaşlar, benim Ümit Usta, kanalıma hoş geldiniz. Kangal Mancılık Köyü Karaseki dedikleri bölgedeyiz. Davarın yayılım alanına gidiyoruz video yapmak için. Bu bölge Barış Çiçekgil'in, Çiçek ailesinin köyünün karşı üst bölgeleri. Şimdiden iyi seyirler. Evet, kuyruk salladığına göre bir şey etmeyecek. Maşallah. Tugay gelmesin. Önce kuyruk sallıyordu ama sonra işi karıştırdı. Hadi görüşürüz kardeş, hadi. Öğlene yapı yuttunuz, yandınız. Yandık ki nasıl yani? Şşt. Sen ne kadar yakışıklısın lan. Şşt. Başla. Selamun aleyküm arkadaşlar. Karaseki Karapuar mevkisinde Tugay ile çay içiyoruz. Davarları doyurduk, yattı. Sıcak çok çünkü bugün. Sen anlat anlat. Selamun aleyküm, gene ben Tugay. Servet abinden çay içiyor. Çok aşırı bir sıcak var. Davarlarımız erken durdu. Sağ olsun Ümit abi geldi. Biraz serinletecek herhal bizi. Niye çok mu sıcak? Yandınız mı? Yandık yandık. Yanıyor kardeş. Bir laf ver yani. Tamam. Heh, anladım. Aşırı sana. Sıcak. Ondan sonra sor sen abi ya. Sen sor. Bizim aklımıza bir şey gelmiyor. Abi aslan anladın abi. O albastı. Aslan'ın anladık abi. Servet abinin iti. Adı Albastı. Uçlu bir it. Davar ağası. Davara bırakmadı mıydı? Evde çengeliyor biliyor musun? Yok güzel maşallah ya. Evet. Temiz hayvan. Çok davara düşkün bile. Sadık bir hayvan. Çoban olsun olmasın. Karnı doysun gider o. Servet abi şu eskitleri anlat, eskitleri. Eskitler baba. Öyle eskitler gibi hiç yok ki şimdi. Tugay'da vardı belki, biliyorsun değil mi filizi? Bunların bir filizi itleri vardı, sonki itleri. Sonkini hatırlıyorum. He. Öyle o tipte, o civarda, yani bu civarlarda o şekil bir it yok. O filiz gibi. Filiz şey, Bahremli'nin filizin en iyi değil mi? En iyinin eni. Torunu yani. Onların bir tarafı mezgit, bir tarafı panter miydi? Eyleydi. Bir taraf panter, he. Bir taraf panter. Babalar oradan gelmedi, anaları. He, analar da doğru ya. Anaları Bahremli'nin itlerdi. Onların itleri de çok güzel. Barış'ın itleri de çok güzel. Başla abi. Zoro'yu ne dedin abi? Zoro Bahri'dakinin itin en iyi. Hı. Ondan sonra Barış'ın sonki tuttuğu itler var ya şu. He, onlar da aşil işte, panter manter. Zoro'dan geldi. Tabi kancık yine bari daha günün kancık da. Hı hı. Ama o panter şeytan falan çok başka. Onlar bak, aşil vardı, aşil. Aşil de çok yakışıklı bir itiydi onların. Aşil panterin zaten... eşiydi. Aşil. Köye gelirlerdi bazen de. Onlar, o itler nasıl da Servet abi, o aşil falan, buradan burada nasıl o itler? Çok geziyorlardı abi. Çok geziyorlardı ama davarlar yiyordu o zaman ya. He abi. Burada gittiğini bilmedik de, yalnız bizim köye neye çok gelirlerdi. Köye gidip ben onlar Mısır Ölen'den geldiğini gördüm, Kumarlı'dan. Toyandayım. He, Servet abinden gezerlerdi. Gene yayıyorduk işte, Mele'de kaldığımız sene abi. He. Düzülmüşler abi, ben kurt belledim. Onlar yanında, bunun gibi bozlar da vardı. O aşilin ne zamanında işte, enikler de onlar.
Çok güzel itlerdi ya. Hala da güzeldir. Bölgeye faydaları vardı değil mi? Elbet. Geziyor. Gezen itin bölgeye faydası olmaz mı? Her zamanki için. Tugay var mıydı o itlerin hiç kurt çıkmış diye biliyor musun? Vallahi ben bilmiyorum da abi. Gargaleli çoban arkadaşlar var mesela. Diyorlar ki yaz gelip de bahar gelip de o Boğaz Veren'in karı eridin mi? Her taraf kurt cemdeydi diyor. Biz yıkmadık ya diyordu. O adamların itleri yıktı. Tabii yani adamlar inkar etmiyordu. Söylüyordu. Onların zaten nesillerinden gelenlerden sende var. Var. Bende var. Servet abinin kardeşinde var. Metin'de. Metin'de de var. O itlerin Metin itleri cinsinde. De panterinlik o bozit mi? Evet. Bozit var. Bir tane kancık var. Duman. O yaşlı var ya. O yaşlı. O da panterin eni. Mesut abiden aldı. Boykan'ın kardeşinin eni. Boykan'ın kardeşinin eni. Git. Hadi. Hızlık yaparken yakalandı. Namus elimde ekmeği çağıracak bakalım. Çok severim ha ben bunu. Şu da var ne? O da Serdar. O da benim toğlu. Orada biraz su vardı suya gitti. Düşmez. Orada su ne olacak? Şey birikintidir değil mi? Birikinti bunun de. Bunun nesi de vardı abi. Çok tatlı, çok güzel bir kancırdı. Öldü yalar. Çift. Ya, güzel maşallah ya. Çiftti bunlar. Bunun soyunda da var mı panterlik? Yok. Panterliği bilmem de han kesim var. Han soyu var. Herhalde han soyundan bu. Han soyu şu eskilerden mi bu yenilerden mi? Eskilerden. Eskilerdendir yani. Onun o handan gelme bizde eskiden Tugay bilir bir kancık vardı. Sarı kancık. Sarı kancık. Rengi sarıydı. O değildi. Onun kurt çıkmışlığı da var şu vericilerin altında. Hanın eskitleri güzel değil mi? Güzelmiş. Aha kardeş bu adam getirdi, davarı o yayardı. Biz getirdik, gene aynı. Zaten ikisi aynı ırkmış. Getirdiğimiz kişi de aynı olduğu için. Ben yatardım, kendi davardan gidermiş. Bir günde eniştemiz var Avşaran köyünde. Kubaşık gidiyor yan yana. Arkadaşıyla davar yayıyor, ben burada yattım, o da ile yattı. Yatmış yani. Kalktım davarın kelekleri sesine, kalktım ki... Eniştemin de var. Dedim bizim de var ne oldu? Dedi sizin de var. Yatağa gitti dedi. Ulan gittim. Benim arkadaşım yok. Yalı sarı kancık aynı bunun gibi böyle oturmuş. Davarı seyrediyor. Bağırdık adam çıkmadı meydana. Ve aleyküm selam kardeş. Nasılsın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeş sen de hoş geldin. İyi diyorsun. Eyvallah. Gel. Geç karşıya geç. Gel. Seni meşhur öyle geç. Geliyoruz. Ne köyü anladın? Bizim köyümüzü anlat. Haydi. Yaydığımız yerleri anlat. Bardak getiriyorum, bardak yok. Neyi anladık? Anlat işte havada. Kendi bardağını buldu. Sen kendin ara bardağı şimdi. Yok, Servet abinin bardağı ne abi? Baka bardağı neyse. Abi, bunda bir tane var, Botan. Bu kim? Bu kadar, İlyas. İlyas Yıldız, bu da arkadaşımız. Mancılık, bu da bizim köylümüz. Bu kadar. 12 tane miydi, 13 tane miydi? Bunun yarısı kadar herhalde. Anca. Bunun yarısı kadar işte. Anca. Yani bu da herhalde 75 herhalde. 75 falan anca var herhalde. 75, botan işte bunun 60, yarısı kadar, 45. 60 anca, 55-60. Öyle buçuk abi. Ama o ne kadar yürek var abi. O kadar ufak kangal mı olur, zar. Ya zaten zar da mastik değil, de. Böyle kangal da bir, onunla kangal mastik, bir kırmaz gibi bir şey. Mastik kangal kırı abi. He mi? Ama şerefsiz, bir acayip bir cesaret var. Ya bocuğuyla kangalın karışımı diye ki en ortası o. Anası mı bocuymuş, babası mı bocuymuş? 12 tane miydi Zelan'dan gitti? 12 tane kurt. Bu dedi ki çavuş dedi, kurtlara bak dedi. Neyse. Ulan dedim ne kurdu dedim onlar kovalı. Lan ona kadar baktık ki 1, 2, 5, 15 çıktılar. Ulan dedim Allah bile de görmüyor bu gider dedim bu kadar. Ona kadar tam yetişim derken ait. Bunlar gör. Yavrum İlyas yalanı söyle dedik de bu kadar söylemeyelim. 15 lira kurt. Aha. Doğru. Yani beraber olmasak. Ben inanmadım. Doğru abi. Şimdi beraber olmasak belki kimse inanmadı. Bak orada bunun yerine ben kovsam ben gitsem yıktırırdım. İt gitti. Ben dedim ki ulan çavuş ben gidiyorum bunlar hep boğarlar. Ulan kaçarak gittim o zamana kadar bir tanesini yakaladı botan. Nasıl boğuyor? Kaldırmıyor alttan. Yani gebertmek de üzere. Ona kadar 3 tanesi mi döndü geri? Kurdun. Her biri bir yerde vardır. Hangi birini bilir? He, geri döndü geldi ite çöktüler. 4'e 1. Boğuyorlar. Kancık da o birilerini götürdü.
Kancık geri döndü, yetişti onun sesine. Ondan sonra da geldi, neyse dağıttılar. Geri boğuşarak sekiye kadar çıktılar böyle. Epey gittiler. Ama o boğduğu da gitmiş derede ölmüş. Bir hafta sonra mı, 10 gün sonra mı? Bir tane de Abdullah'ın koyanda yıktılar. Bir tane de Abdullah'ın bizim orada sekide yıktılar. O it değil mi? He. O yani. Eşiyle beraber yıkmıştı. Duruyor mu o it? Duruyor. Duruyor. Ama marazın yaşlı var mı lan? Büyüktür lan, büyüktür. Yok. Bir yaş ya küçük ya aynı yaş. En fazla yani marazdan en fazla 2 yaş küçüktür. He. Yok, 2 yaş da değil. Hayır, 1 yaş. Maraz 1 yaşındaydı, 3 geldi. He he. 1 yaş hatta var. Hatta ben dedim, çağır bu Ecebe kaç aylık dedim, ufak ya. He. Abi belki biz de onu, marazın yaşıydı. Onu itle değiştik. Bir kanca. Ya kardeş itne. Ne yaşıydı ya? Ben onu zannettim ki. Bizim enikler var. Ben onu zanneder miydim? Bununki yoktu. 4-5 aylık biliyor musun? Bizimkiler 1 yaşındaydı. İlyas onu getirdi, bu tane. Bizimkiler büyük bundan. Ben onu Maraz bundan büyük. 4-5 aylık zannediyordum. Evet. Ama meğer ki o 1 yaşını da geçmiş. İt ufak. Ufak. Evet, buna dedim çağır, kaç aylık Ecebe dedim. Biz dedik 5-6 aylık. Kim kandırdı sizi ilerik diye verdi? Sönmez demek. Sönmezden değiştik. La yok, kandırma değil yani, biz de bilmedik. O da dedi değişek dedi, değiştik. Ama bereket ki iyi ki de değişmiş. Ne değişik, kandırdı işte sönmezden. Yani 5-6 sene. Aa, sorsun. Hiç bir tane doğru düzgün kurda verdiğim yok. Hiç bir tane yok gerçi. 5-6 senedir vermedin sonra? Yok hiç vermedim. İyi maşallah. Ondan önce yatmıyordu. Çobancılığı bilmiyordu. Yok hiç de vermedik yine ki bu sene. Evet. Bu zamana kadar hiç vermedik. Bir tane verdik, onu da kendi elimizden verdik. He canım. Yani ikimizdik yine. O şeyden, Hüsnü abiden bir kancık getirdik. Ona umutlandı ama. Hangi radyo o kancıklar? Bozkancık var ya. Bozkancığın üstüne it mi var lan? O da... Onu bir aradım ama onu nasıl becerdiniz? Onu nasıl becerdik abi? İt de yanındaydı kurdun. Sayın arkadaşım saat işte davarım durma vakti. Karanlık çöktü saat 9:30 falan değil mi? Ben ölüyorum dedi her zamanki gibi. Ne ölüyorsun, acıktım. Gitti davarın ortasını eşeği yıktı. Davar abi burada durur dedi. Bari at bari. La İlyas biliyor musun öyle bir riskli yer ki. Pis bir yer. Şeyde. Delonlar mı? Delonlar'ın taşlı dere var ya. Ama it de yanında. Ya ne yanında? İt sonra kalktı geldi de. Yok yani. Kurdun götürdüğü yerde. Ya it de getirdiğimiz güne günü. Güne bu buldu. Getirdiğimiz gün. İti getirdiğimiz güne. Yani it de görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum da itin yanında oluyor. Ya yabancı bu gördü. Ne bilecek gördü. Kurdu yani. Kurdu gördü de hayvan ilk geldiği gün. Gitmedi. Melki bilmez mi hayvan? Ulan kardeş. O zamana kadar davar şakırladı üstten. Hayır, bizim tokun üstüne gelmez, tokuldaşıyor kendi. Davar ürktü işte. Tabii ben bekliyorum zaten öyle bir şey. Biliyorum yani, olacağı biliyorum ben. Buna da dedim hatta. Dedim kardeş, vallahi iyi yerde durmadık ya, Allah sonumuzu ayrıydı. Maraz falan da yok. O zaman da işte Servet abi geliyor. O neydi, kollu muydu? Kolluydu. Kollu diye bir it var, boğuşur diye getirmedik. Neyse. Maraz geldi mi zaten lafını böldüm. O müyde, kurda gelmez ki. Kurdun ne işi var marazın olduğu yerde? Neyle bir it? Marazı senden dinleyelim Servet abi. Bunda boş ver bunların salakana bocularını. Valla maraz da... beceremiyorlar anlatma işini. Servet abi çok geldi marazına. Kurdu olayı yaşadın mı sen marazına? Kurt görmedim ki yaşayan marazı. Biz boğuşturuyorduk. Marazına şeytanla ben davar yaydım. Kurt görmedim ki kurdu olayı yaşayan, boğuşturan. Hatta kurdu biz itler boğa. Kurtlarla marazı bırakıyor boğuşmaya. Marazın kendisi davarın yanında durmaz bak, giderdi. Marazın kurtlarla boğuşma şeyine birine bu tam resmen şahit. Bunu anasını ilir. Mevkiyi de söyle. Şu Akseki diyor, Zadin Deresi. Şu karşı taraflar. Karşı taraflar. Orada şeytanı kararladığın sonradan da pişman olduğunu da söyle. Bu aşağıdan geliyor. Davarın alt ucunda. Ben de gerisindeyim. Ama arkamızda bir tane kurt geliyor. Kurdu görmedik la. Yok arkamızda geliyor bir tane. O zamana kadar kargaşa koptu. La dedim arkadan geliyor, sen de dedin. Şimdi bu da dedi ki bırak gelsin dedi, çavuş dedi. La yavrum dedim. Ben derdim yıktırma. Bu senin kancık burada dedim, kurtlu onun arkasında, ben onun arkasında. La bu niye gitmiyor? Ver içim artık. Neyse bırak gelsin dedi. Ondan sonra çay içim. O zamana kadar bir kargaşa koptu. La elektriği açtık ki 4 tane kurt maraza çökmüş. Tozdan ama görünmüyor, güz. Yağmur ne yok. Maraz ona çöktü ki öbürü eşlerle maraza saldırmak. İt şimdi maraz dolandırmış indirmiş. Yani kurtlar gidecek de bırakmıyor ki maraz. Bıraksa mesela kurtlar gidecek.
Gidiyor bu çöküyor. Geliyor hep birlik oluyorlar. İti boğuyorlar, ediyorlar. İt birini alıyor altına. Tekrar bir daha. Burada dedi ki, la Çavuş dedi, sen arkayı kolla dedi, ben gidiyorum dedi. Kurt geliyor dedi arkadan. Neyse tamam git. Ulan bu gitti de hani it boğar gibi değnenen ayağı araladı onu. Kurtlarının. Heh. Ama ertesi günü bir gün yatıyor evde, ertesi günü yine götürüyor, yine aynı. Ya şimdi boğuyor derken iti ittimi boğmuyor ya. Hayvana ya arkadan saldırıyor, ya yandan saldırıyor, yaralamak amaçlı saldırıyor ama it kendini yaraladır mı? Yaralasa kurt, it kimi boğsa o it geberdir zaten. Alamayın ki elinden. Vurdun eline alamayın. Alamayın. Birini yıkıyor, öbürleri didik didik ediyor. Onlar ite saldırıyorlar yani korkutmak amaçlı ki eşini bıraksın diye. Başka var mı İlyas Bey'le kurt macerası yaşadığınız? Vallahi o zaten. Oradan bir davara verdiniz. Şey, burada verdiniz davara. Abi biz bu Zadin Deres dediğimiz yer bizim burada en pis yer. Yani kurt görmedim, orada kurt vermedim diyen yalan söylüyor. Biliyor musun? Oraya da biraz biçerden biçerden enik biz giderik. Biliyor musun yani? Aha bu ekip olur en fazla. Gidecek. Kesin bir şeyler yaşarık yani. Kurt yavru çıkardır orada. Ondan sonra. Aynen öyle. Orada çoğalır. Mesela geçen seneki olay. İt, kurdu yıktı işte bizim Metin gitti yuvasında abi 5-6 tane işte onlar hep büyüdü gitti orada ne olacak? Yavrular. Seyip yer. He, seyip yer. Şimdi siz sen Servet abiyle davara kattın. Bir sürü değil mi şimdi sizinki? Yok, yok. Metin'inkiyle. Metin'in davarı bende. Metin'inkiyle misin? Senin davar nerede? Benim davar suya girdi. Taş ocağına. Taş ocağına gir. İki. Burada şimdi üç sürü var. Evet. Dört sürü. Bir de şu. Dört sürü var. Dört sürü. Kaç it var şimdi davarların yanında? Tek it. Aa bir bu var. Tek bir bu it var. He evet. Sadece albastı var. Bu da yetiyor. Yetiyor. Abi vurmazsan dövmezsen ben ne şuraya geçtim değil mi? Ben sıkışım orada. Bunu koyma diyeyim gelir. İt, ite ne kadar sahip çıkarsan. Ne kadar seversen. Yani şu anda bu kadar davara bu it yeter. Yeter ki sev, boğdurtma. Aynı adam kendi sahibi gibi bak. Kim bağırsa ona yetiş. İboş abi işte bunları o kurda verdikleri zaman bozgancının marazı köyden bırakmıştı. Marazının enikliğini ben davara da götürdüm. Beraber o zaman Tugay'la yayıyorduk. Marazın eşleri bu koca kancık var ya. Onlarla onlar beraber. Da çiftti. Dördünü evet. Bir götürüyorduk biz. Enikleriydi o zaman. Hep aynı emsallardı. Şimdi maraz önce bunları yanına gitmeden benim davar daha öğüdeydi. Geldi beni yokladı bir. Davarı yeritmiştik. Davarın etrafında bir dolandı. Bizde de bir kollo diye bir it var. İtine, it de onun önünü kesiyor ki hani boğuşa. Biraz bizi ta seke kadar, salın yüzünden seke kadar çıkarttı. Ondan sonra dedim maraz gidiyor. Tugay aradım. Kardeş it geliyor dedim. Bizim yanımızdaydı. Ta yani bizi dolandı o. Bunları dolanıyor. Çok dolanıyor maraz ya. Güzel it. Çok ya. Benim çok arkadaşım hiç. Mesela abi Avşehir'in köyünde Sergen falan. Çok şahitler yani. Lazım değil mi? Evet. Zaten iti sahibinden dinlemeyeceksin. Çevreden dinleyeceksin. Çevreden dinleyeceksin. Çok hiç kimse çok. Malına kötü demez de yalnız çevreden dinleyeceğim. Bu mesela nerede yayıyor? Şu biz karanlık dere yiyor. Şu ilerisine. Bunun davarında birçok kez yani ustamışlığı var. Yani aramızda 10 kilometre şey, var. Karaka Kalesi'ne doğru değil mi? He. O aramızda yani 7-8 kilometre, 10 kilometre var. Yani Hamal Davşan Çalısı'yla oranın arası vardır yine. Var. Elbet. Elbet vardır. Fazladır. Ben orada yayıyorum. Böyle yeni yeni güneş doğuyor. Çay koyuyorum sabah. Ulan ekinin içinden, bizim itler de böyle yandı işte o botandan kancık. Kalktı haydaladılar. Ulan neyse ekinin içinde çöktüler, girdiler. Vallahi dedim görüyorum kurdu yıktılar. Yine kurt yıktılar dedim. Neyse kaçarak gittim. Ulan kaçarak gittim ki bunun it. O maraz gelmiş buraya. Girmişler birbirlerine. Yetmediği yeri yok o marazın ya. Yani çok dolanıyor yani. Öyle böyle bir şey değil yani. Yani dolanması ne? Bazı it küçene dolanır. Yok. Bazı it mesela salakalanlığa dolanır. Gezmeye dolanır. Kurt ya. Ama bu it kurttan başka hiçbir şey dolanmıyor. Derdi kurtlarla ne? Aynen öyle. Çok boğdu. Yani, en iyini, cücüğünü çok boğardı abi. Bazı it işte küçene dolanır. Bazısı öyle seyipliğe alışır. Ama bu it kardeş kurttan başka hiçbir şey dolanmıyor. Aynen bizim öyle. Gördüğümüz yani. Onun eşi şeytan davarın etrafını bırakmazdı. Kendini de bir gün davarın etrafına getiremezdi. Sen buradasın o ta davşan çalıda.
Ama şeytan gitmezdi onun kadar peşine. Davarın etrafında dolanırdı. Davar sürekli için yaratılmış bir hayvan. Sürü güdüsü, iç güdüsü çok şeyt. Bizim toklu dışarı çıktı herhalde değil mi? Gönderdi aşağı doğru. Şeytana kaçan iyi var. Abi bir Burak da, bir senin götürdüğün. İki. Emrah, iki götürdüğün pardon. İki, üç. Üç. Ondan sonra... Hüseyin abi gile? Orada yok. Orada yok. Ondan sonra bir posta Hüseyin abiyle gene götürdüğünüz hepsi hiçbiri yaşamadı. Benim verdiğim ne oldu? Yine küçük. Biri İlyas'taydı, arabaya çarptırdılar onu. Arabaya mı çarptı? Ama o gitmiş kurt kesin. Kurt kesin mi? Şey bağlıyorsun kardeş sen ha. Daha Aslangil'de de Salihgil'de de var. Botan ufak yok ya. Dedim ya burada. Bu da botanın bir tık daha versiyonu oldu. Bağlıyorsun kardeş bağlıyorsun. Çok ufak. Şey da 2 ayda kurdu kesti o it. Allah Allah. Çok geziyordu o da iyiydi biliyor musun? Ama. O küçüktü müçüktü ama iyiydi. Ya cinsi aynı da. La kardeş. Aha Servet abigil'de de yıllarca oldu. Bir tane Carlos diye it vardı. Servet abigil'in o bir büyüttükleri itlerin karnının altından geçerdi. Benim gözümde Carlos'un üstüne it gelmedi. Ya yok itin iriliğine bakmayacaksın itin. Bunların kardeş yani. Kardeş yiyor mu? Ha çakal da vardı bak. Evet çakal da güzel. Çakal da şey abi. Bu senin götürdüğün yüklükte kara it var ya. Onun babaları aynıydı. Michael. Michael. Başla. İşte gece 12'ydi 3 gün önce. Dışarı çıktım. Baktım ki duvarın böyle çeneyi döndüm. Kurt, ben, it. Karşı karşıya geldik. Ona kadar kurtla hoş toş ettim. Ulan kurt, it. İt bağırıyor. Gelmesin üstüme. Ulan it hadi yık. Ben de sana yardım ederim. Yok. İt bağırıyor, kurt bağırıyor, ben bağırıyorum ama o zamana kadar kurt hemen telin oradan kaçtı.